1975 İstanbul doğumluyum. Bakırköy'de, Yeni Mahalle'de doğdum. Doğum abimi buralıyım. İşte Çırpıcı'da dünyaya geldim. Sonrasında Veli Efendi Mahallesi'ne taşındık. Ben takriben 10 yaşında falandım. Buranın yabancısı değildik. Ben de buna güvenerek dedim ki bir şeyler yapabilirim herhalde. O noktada da aday olmaya karar verdik. Eşim var, bir tane kızım var. Esnaflık yaptım uzun süre. Yani bir süre Zeytinburnu Belediyesi'nde görev yaptım. Arkasından Belaş'ta görev yaptım. Onun akabinde emekli olduktan sonra kendime işte bir el işi dükkanı açtım. Yani kadınlara evde iş imkanı yaratacak şeyler yaptım. Onun akabinde de emlak sektörüne atıldım. Onda da bayağı başarılı gidiyordum ki muhtar oldum. O yüzden orayı da devretmek zorunda kaldım. Derya Kılıç bu kısacası. Kimseyi kırmadan buralara kadar geldik. Ha, buralara gelince her şey dışarıdan görüldüğü gibi mi? Hayır. Değil. Hiç değil hem de. Önceden ben şey zannederdim, işte muhtar sadece imza atar, işte evrak verir vesaire gibi, ama öyle olmadığını yaşadıkça görüyorsunuz. Çünkü burada siz insansınız. Diyorsunuz ki karşınıza insanlar geliyor, ihtiyaç sahibiyim diyor. Ve biz bu insanlara cevap vermek zorundayız. Tarafsız ve şey kalamayız yani, bana ne diyemezsiniz, öyle bir lüksünüz de yok. Biz onlar için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İlk geldiğimizde ilk projemiz 30 tane çocuğumuzu sünnet ettirdik. İşte Eyüp Sultan'a götürdük. Akabinde düğünlerini burada yaptık. Çok da güzel oldu. Benim çok keyifle yaptığım bir işti. Herkese çok mutlu oldu açıkçası. İşte burada 500 kişilik bir düğün yaptık. Herkes çok eğlendi, güzel oldu. Onun akabinde tabii pandemi sürecimiz başladı. Bizim aslında bu sene de niyetimiz en az 60-70 çocuktu. Ama yapamadık tabii pandemi sürecinden dolayı. Seneye erteledik. İnşallah bir aksilik olmazsa seneye yapacağız. Pandemi süreci başladı. Başlamasıyla tabii insanlar kaymakamlığa gitti, ellerinde bir kağıtla geri geldiler. Belediyeye gitti, ellerinde bir kağıtla geri geldiler. Ve sonuç itibariyle sadece muhatap oldukları kişi sensin. Ve sen bunlar için bir şeyler yapmak zorundasın. Tamam, tabii ki kaymakamlığımız da yardımcı oldu, Zeytinburnu Belediye'miz de yardımcı oldu, ama onlara dokunarak yardımcı olamadılar maalesef. Biz burada birebir muhatap olduk. 1200 kişiye erzak dağıttık koli olarak. 170 kişiye de alışveriş kartı verdik. Bu da bizim iş adamlarımız, sağ olsunlar, eksik olmasınlar hiçbir zaman. İş adamlarımız çok yardımcı oldu. Kendi arkadaş çevremiz çok yardımcı oldu. İşte Büyükşehir Belediye'miz, İstanbul Büyükşehir Belediye'miz bize 120 koli gibi bir desteği oldu. Bunlarla birlikte başardık kısacası. Yani bizim bu tek başımıza yapacağımız bir şey değildi tabii ki. Herkesten o noktada Allah razı olsun diyorum. Kurban Bayramı'nda 183 tane çocuğumuzu işte ne ihtiyacı varsa ayakkabısından tutun giysisine kadar giydirdik. Bu da çok keyifli bir şeydi. Yani insanın en çok keyif aldığı nokta şu, diyorsunuz ki ya o insanların yüzündeki ifadeyi gördüğün zaman diyorsun ki ya iyi ki yapmışım. Onların size bir kere Allah razı olsun, teşekkür ederim demesi bize yetiyor. Biz bunun için yapıyoruz bu işi. Zorlukları var tabii ki. Biri için bir şey yapamadığın zaman üzülüyorsun. Akşam eve gidiyorsun, evde yemeğini yapıyorsun, işini yapıyorsun. Bu arada da diyorsun ki ben onun için ne yapabilirim? Ya kendin hiçbir şey düşünmüyorsun. Yani ben şuraya gelene kadar kendimi çok düşünürdüm. Mesela hani of bu derdimi nasıl yapacağım, şunu nasıl yapacağım falan. Ama buraya geldikten sonra o bitiyor. Akşam eve gittiğiniz zaman bile buradaki işi beyninizde oraya taşıyorsunuz. Bu da sizi haliyle yoruyor yani. Ha yoruyor ama güzel bir yorgunluk. Ha işin sonunda eğer onun için bir şeyler yapabiliyorsan çok güzel bir yorgunluk. Mesela hematoloji hastalarımız var. Bu hematoloji hastalarımıza biz destek oluyoruz. İşte çocuklarımıza ayakkabı ihtiyacı oluyor, elbise ihtiyacı oluyor, ailelerin ihtiyacı oluyor.
gitme gelmede problem yaşayanlar oluyor. Biz bunların hepsine elinizden geldiğince, tabii ki bu iş adamlarımızın, arkadaşlarımızın ve diğerlerinin desteğiyle oluyor. Yani biz kendi başımıza burada hiçbir şey yapamayız. Bizim aldığımız maaşlar belli. Yani muhtarlık maaşını zaten herkes bilir. Bu noktada biz onlardan destek istiyoruz. Allah razı olsun, onlar da bizi kırmıyor. Destek oluyorlar. Ve biz destek olmaya devam edeceğiz insanlara. Onların da bizim yanımızda olacağını düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim size, burada 37 bin insan yaşıyor. Kozmopolit bir bölge. Yani inanın çok karışık. Yani mesela bizim bir bölgemiz var. Çarşamba Pazarı bölgemiz. Orada Suriyelilerin birçok dükkan. Burada yani bu 37 bin insanın içerisinde Suriyeliler yok. Sadece kendi vatandaşlarımız 37 bin. Zorlanıyorsunuz, ciddi anlamda zorlanıyorsunuz. Gelecekle alakalı projelerimiz derken güzel şeyler düşünüyoruz. Dediğim gibi yine Süneş Şölenlerimizi devam ettireceğiz. Biz bunları geleneksel hale getirdik. Ama bundan sonrası için üreteceğimiz çok şeyler olacak. Tabii burada da işte arkadaşlarımıza, çevremize çok işler düşecek. Tabii ki sizlerin de desteğini isteyeceğiz. Destek olacağınıza da inanıyorum zaten. Pandemi süreci devam ediyor. Pandemi bitmiş değil. Yani bunu mahallemizde özellikle ciddi anlamda var. Bu süreç için tabii ki biz yine arkadaşlarımızı arıyoruz, destekler istiyoruz, aramak zorundayız. Çünkü bizim elimizde bir imkan yok. Devlet tarafından bize sağlanan herhangi bir şey de yok. Biz kendi arkadaş çevremiz, iş adamlarımız, mahallemizin insanları telefon açıyorsun işte. Diyorsun ki bize 10 tane koli getir lütfen, ihtiyaç var. Öbürüne telefon açıyorsun. İşte iş adamıysa diyorsun ki bana 20 tane koli gönder, lazım. Yani bu şekilde götürüyoruz bu işi. Biz arada köprüyüz, aynen dediğiniz gibi. Biz arada köprü görevi görüyoruz. Ama zevkli bir köprü. Yani hani o keyifleri gördüğün zaman her şeyi bir tarafa atıyoruz. Bu noktada da bize bu imkanı sunmamıza destek olan Ömer Ekşi'ye ve Erdal Ekşioğlu'na çok teşekkür ediyorum. Özellikle İş adamımız İbrahim Cin, sağ olsun çok destek oldu. Aynı zamanda AK Parti meclis üyemiz, kendisi bize desteklerini sundu. Livze İnşaat sahibi Fikret Tuncer'e, Abdullah Cin müteahhitimize, Cuma gün inşaata ayrıca teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda oldular, her zaman destek oldular ve bundan sonra da olacaklarından hiç şüphem yok. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum.